Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Babam öldü mü? Doğruyu söyle. Mürre bana doğru bakıyordu. Baban ölseydi şu anda burada değil, orada olurdum. Size haber vermemin nedeni de çemberi bu yüzden korumanız. Gerekirse alkamayı getirmek üzere kullanırsınız. Hemen Rivar'a doğru baktım. Diğer aleme gidebilir misin? Babamın güvende olduğundan emin olmalıyım. Alemi yeni bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Endişeni anlıyorum Tekin. Üzüntülüyken karar vermemen gerektiğini söylemiştim. Sakinleş. Sadece sakinleş. Sessizleş ve düşün. Ribar sadece mürreye dönmekte kalmadı. Kollarını mürrenin kollarına doğru da saplar bir şekilde indirdi. Mürre aşağıya doğru geldi. Direkt mürrenin gözlerine bakıyordu. Göster sahabe. Neler olduğunu görmek istiyorum. Mürrenin o korkutucu gözleri bembeyaz oldu. Beyaz bir ışık gibi parladı. Ribarınki de tam karşısında kıpkırmızı. Bir süre boyunca durdular. Ribar kollarını geriye doğru çekti. Anlaşıldı. Sadece Nusaybin ailesi tarafından korunmadık yapmana gerekiyor. Bütün alemler arasındaki geçişlerde Nusaybin'i geriye çek. Ribar, fevri davranma diye çocuğa söylüyorsun. Onun üzerine fevri davranacağını bana söylüyorsun. Sakin olması gereken Tekin değil, sensin. Üzgünüm. Alkamanın yaşaması gerekiyor halkımı ölürse tikenin ruhsal bütünlüğünü toparlamasını bekleyecek vakit olmaz. Ne yapacaksın? Simpuru mu öldüreceksin? Ribar, gerekirse orada bulunan bütün cinnileri öldüreceğim. Ribon, onunla birlikte mi yoksa ayrıldı mı? Ribon ayırdılar. Simpur, lanetli büyük bir taç kullanıyor. İki taraftan da yazması var önünde bulunan bütün adem oğullarını ve cinnileri o yazmayla beraber mühürlüyor. Ve hızlıca sevdiği ya da düşündüğü bir kişiyi yanında hep varmış gibi anılarına geçerek hayatına devam edebiliyor. Bu sayede herkesten istediğini öğreniyor. Alkamadan hiçbir şey öğrenemez. Alkamı mühürlenemez. Zaten amacı Alkama'yı mühürlemek değil. Alkama'dan sonrakini öldürmek. Bana doğru baktı. Halkamayı bir şekilde kandırabileceğini ve tutabileceğini bilse de ama tekini bilmiyor. Çünkü seninle doğum mührüne sahip. Kanında olduğun için oldukça çekiniyor. Sorun değil. Maşhur. İna tasri anı. Hidihilles rükanas mi eğri. Bir anda yere doğru bağdaş kurdum. Ellerimi öne doğru kaldırdığımda gözlerim geriye doğru çekildi. Damarlar bütün vücudumu sarıyordu. Mürre başını salladı. Sizin ikinize de söz geçirmek çok zor. Alkama, yaşasın. Nusaybin, bütün alemlerin kapılarından çekilin. Hiçbir şekilde durmayacaksınız. Nusaybin kendi tepesine geri çekilecek. Olacaklardan sorumluluğu kabul etmeyecek. Gerekli yardımı yaptım. Gerisi artık sizin verdiğiniz kararlarda yükümlü. Geriye doğru çekilerek gitti Mürre. Gitmesiyle beraber etraftaki karanlıklar çatlıyordu. Büyük bir çatlama oldu. Yukarıdan aşağıya doğru bir karanlık indi. Yere doğru penceli, üç tane sivrilmiş tırnaklı ayağıyla beraber sert bir şekilde vurarak çatlattı. Tırnaklarının ucunu çarptığı yerler neredeyse bir iki metre uzunluğunda çatlaklar oluşturdu. Ribar arkasına dönmeden Buraya geldiğine göre Kayiko, sen de gördün. Alkamı orada. Orada ne işi var baba? Alkamının gelmemesi gerekliydi. İçeride kullanacağım tığsımı engeller. Bir hüddamın orada olması olmaz. Ne olursa olsun başlıyoruz. Tekin ilk geçiti kullanacak. İlk geçitimi. O zaman ben de yanındayım. Başlayalım. Kayık o yavaşça öne doğru ilerledi. Sol elimi ribarın arkasına. Sağ elimi de aynı şekilde kayık onun arkasına doğru götürdüm. Sırtlarına doğru parmak uçlarımla dokunduğumda parmağıma kadar gelen damarlar onların vücutlarını aktı. Onların da damarları çıktı. Onları hissediyorum. Şu anda sanki bir uzvum gibi. Bu bu inanılmaz. Hatusi'yi. Meşrua laka mesu inakas edir el yukarıya doğru kalktılar İkisi de bir anda karanlığa doğru girdi gözlerimi kapatıp açtığımda bambaşkaydı önümdeydiler görebiliyordum teyzemi ve annemi yan yana şekilde bağlanmış üstlerine soğuk sular dökülerek büyük bir ateşe tutuluyor vücutlarında bu yüzden sıcak soğuk dengesizliğinden çatlaklar oluşuyordu. Kansızıntıları başlamıştı teyzemin kolunda. Kayı kuyu gördüm. Duvara doğru ayaklarını yerleştirerek aşağıya doğru sarkıyordu. Simpor kahkahalar atıyor. Benim can dostum, kardeşim, biricik yemek dostum. Onu lütfen buraya getirin dedi. Yerde zincirlerle sürüklenerek soyulmuş derisiyle beraber kanlar içinde babam Simpor'un önüne doğru atıldı. Onu öyle gördükçe içimdeki ateş artıyor. İçimdeki ateş arttıkça Ribar ve kayıkonun ne kadar güçlendiğini fark ediyorum. Babamın söylediklerini hatırlıyorum. Mührü kırdı, akitleri parçaladığı tığsımları o gün mihreze karşı kullanırken aklımda tutuyorum. Hazır bir şekilde sağ elimi kaldırdım. Avucumun içine doğru baktığımda damarlar birleşerek harfleri oluşturdu o garip çıkıntılı harfler avucumun içindeydi. Hazırdım. Kullandığın anda mühür kırılacak. Kırıldığı anda içerideki her şeyi öldüreceğiz. Sadece bir seferlik şansımız var. Çember oluştuğunda anneni, teyzeni ve babanı buradan çıkaracağız. Sonrasında bir daha geri dönemeyebiliriz. Bunun hazırlığını yap Tekin dedi. Sol elimi de kaldırarak iki elimi birleştirecek şekilde yakınlaştırdım. Durmadan tekrar ediyordum. Sayısını bile hatırlamadığım kadar tekrar. Son cümleyi okumadan durmadan tekrar. O an geldiği anda okuyacağım. Duvardaki çatlaklar artmaya başladı. Yerden babamın yanına doğru süzüldü. Kara yılanlar etrafını sardı babamın. Simpor sakalından tutarak kaldırdı. Babam gülerek ona doğru bakıyordu. Sen benim dostumsun. Senin bunu yapmayacağını biliyorum. Bizi kandırıyorsun değil mi? O yüzden bir şeyler çeviriyorsun. Tabii, bir şeyler çeviriyorum. Annemle babamdan beni aldığında, hiçbir kimsem kalmadığında yemin ettim. İlk başlarda anlattığınız her şeye inanıyor gibi yaparak sizden gibi göründüm. Belki de hiçbir şeyi anlamayacak, zekası olmayan biri olarak göründüm. Bu sayede bana daha hızlı güvendiniz. Ama her şey bitti. İlk başta seninle başlayacaktım ama senin daha çok acı çekmeni istiyorum. O lanetli kanı taşıyan sensin. Bu yüzden bana yapılanların en büyük acısını sen çekmelisin. Sen anladın mı? Sen. Gözlerinden alevler saçılıyordu. Simpur gerçekten karanlıktı. Babacım diyerek elini sola doğru kaldırdı. Oda gibi olan o karanlık yerden o gün maskesiyle beraber gördüğüm o cinni geldi. Yavaşça maskesine doğru ellerini götürdü. Gözlerinin parlamasıyla beraber elini oğlunun eline doğru götürerek simbol elerle tutuşuyormuş gibi karanlıklarını birleştirdiler. Sana söylediğim gibi, sana söylediğim gibi baba. Artık artık onlar olmayacak. Ölümleri, ölümleri olacak. Teyzeme doğru baktı. Eliyle onu çekercesine kaldırdı. Teyzem yerde sürüklenerek geldi. Ayakları karıldı. Kolları kenara doğru yamulmaya başladığında parmaklarından gelen çıtırtıları duyuyordum. Sabretmeliyim. O anı görmeliyim. Sabretmeliyim. Sakin kalmalıyım. Teyzemin boynu dönmeye başlıyordu. Teyzemi öldürecek. Bu acıya dayanmalıyım. Dayanmalıyım. Teyzemin boynunun kırılmasıyla beraber yere doğru düştü. Babam ağlar şekilde ona doğru koşacakken elini savurarak kenara doğru attı babamı. Babamın sırtı çarptığında annemi çekmek için ön tarafa doğru elini kaldırdı. Üçümüz de aynı anda. Şimdi ellerimi birleştirdim. Kunasiyama gigalellaku kayiku hasmikanatu yırtıldı bütün karanlık yırtıldı. Kayıkı içeriye doğru girdiği anda boyunlarını yukarıya kaldıracakken ribar bir anda çemberi oluşturdu. Teyzemi, annemi ve babamı çemberin içinden çekti. Ribar direkt Simpur'un babasının göğsüne doğru saplandı. Kayıkı Simpur'un gözlerine yaklaşarak ''Merhaba Simpur, seninle uzun zamandır görüşemiyorduk.'' Yumurtamdan çıktım. Bak, civciv ölüm oldu. Hasri, tamazi onu ortadan ikiye ayırdı. Simpor paramparça oldu. Yere doğru düşen tacını havada tuttu. Kayıkı bir anda silinerek yok oldu. Geriye doğru büyük bir dumanla savruldum. Sırtımı arka tarafta bulunduğum o odadaki yere çarptım. Yere çarpmamla birlikte ev ortadan ikiye ayrılıyor gibi büyük bir gürültüyle sallanıyordu. Ribar vücuduma doğru dönmeye başladı. Arkaya doğru baktırarak bana. Hatulellakum minadu aduda. İçeriye doğru girdiler. Üddamların hepsinin gözleri çekilmişti. Herkesi dışarıya çıkardılar. Baba, anne diyerek bağırmak istiyordum ama bedenim tamamen şu anda ribara aitti. Dışarıya çıkarıldığımda yere doğru yatırıldım. Çemberin içinden çıktılar. Hemen, hemen saklayın dediler. Etrafımıza sirkeler döküldü. Sonrasında anlamadığım karışımlar dökülerek yakıldı. Bir ateş çemberinin ortasındaydık. Mürre ağacıyla beraber ayaklarımızın ucunda yukarıya doğru çıktı. Siz gerçekten çok farklısınız.'' Altı kolunu da birbirine yumruk şeklinde vurdu. Vurması ya, bütün ateş etrafa dağıldı. Yerde öksürerek kendime geliyordum. Hocalar sakın dokunmayın. Bir süre boyunca dokunmayın dedi. Sürünerek yanıma doğru baktım. Babam bilinçsiz şekilde yatıyordu. Annem de. Babamın direkt nabzına doğru dokundum. Atıyordu nabzı. Annemin de. Teyzeme doğru gidecektim ama gözleri açık bir şekilde... Ağız, burun, göz ve kulaklarından oldukça fazla kan gelmişti. Teyze diyerek bağırarak çığlık attım. Gözlerim değişti. Ribar ve kayık bu yanımda belirdiler. Büyük bir karanlık küre oluşturarak sardılar beni. Vücudumdan yayılan karanlıklar o çemberin içine saplanıyordu. Oldukça güçlüsün. Sakinleşene kadar tutmamız gerekiyor. Yoksa köydeki herkesi öldürecek. Gözlerim durmadan geriye doğru çekiliyordu. Yere doğru vurduğumda deprem olur gibi devasa sarsıntılar oluşuyordu. Vücudum tamamen bitti. Öne doğru yüzüstü yapıştım. Aradan ne kadar gün geçti bilmiyorum. Birkaç tane serçe görüyorum. Gözlerim yavaş yavaş açılıyor. Muha hocam diyerek bir bağırma geldi. Kapıda beni gözetleyen, başımda duran hoca uyandığımı görmüştü. Yukarıya apar topar geldiler. Çekilin, başını açın. Pencereyi açın, hava alsın. İyi misin? Beni duyabiliyor musun Tekin? Ona doğru başımı kaldırdım. Işık gözümü çok alıyordu. Perdeyi çektiler hemen. Ben, ben, ben çok, çok yorgunum. Yanıma doğru çöktüklerinde nabzımı kontrol ettiler. Her şey normal. Doktorun da söylediği gibi. iyiye gidiyor vücudumun bazı yerlerinde değişik yapraklar olduğunu fark ettim. Yaprakların üzerlerinde kanla yazılmış olan Arapça yazılar vardı. Elimi kaldırarak Muha Hoca'nın koluna doğru koydum. İyiler mi? Teyzem, teyzem iyi mi dediğimde yüzleri yavaşça yere doğru eğildi. Gözümden yaş akmaya başlıyordu. Derin bir nefes aldım. Cenazesine yetişebildim mi? Kaç Kaç zamandır bu haldeyim. Uzun zamandır olduğunu anlayabilecek kadar bitkin haldeydim. Yaklaşık üç gün oluyor. Annenin kararıyla beraber defne değildi. Kaldırabilir misiniz beni? İstesek de bunu yapamayız. Neden? Ayakların şu anda kullanılabilecek durumda değil. Ayaklarıma doğru baktım. Hissediyordum ama dümdüz şekilde tahtalarla bağlanmıştı. Acı çekiyordu. Gerçekten her bir santimetresi acıtıyordu. Kırık mı? Çatlak mı? Ne oldu? Sadece mühür var. Tam o zaman çıkartın. O sırada Enver Hoca içeriye girdi. Alkam olduğunu görmek istiyor. Hocalar lütfen. Sadece Muha Hoca kalsın. Yavaşça e dışarıya doğru çıktılar. Babam içeriye doğru girdiğinde her yeri sargılıydı. O da bitkin görünüyor. Yüzünde morluklar her yerinde büyük yaralı. Yıllarca dost bildiği kişinin ihaneti tarafından yönlendirilerek neredeyse ölecekti. Yanıma doğru eğildi, alnımdan öptü. Yanağıma doğru yanağını koyduğunda kulağımın arkasına doğru seslendi. Sen, sen benden daha iyi olacaksın evladım. Hakkını helal et. Asıl sen helal et baba. Teyzemi kurtaramadım. Kurtaramadım diyerek gözümden yaş gelecekken Başını kaldırıp sıkıca tuttu yanaklarımdan. Avucunun içine aldığım yüzümü kendine doğru yaklaştırdı, alnını alnıma doğru koydu. Gözlerinin içine direkt bakıyordum. Gözlerindeki garipliği anlayabiliyorum. Çok değişik. Hirazil mühürleri açılmış olmalı. Bahsettikleri mühür bu. Sağ kolundaki mühürü açtığında mühre farklı bir boyuta geçmiş gibi davranıyordu. Görüşü değişmiş olmalı. Hiçbir zaman bunun için özür dileme. Sen olmasaydın şu anda burada bile olamayacaktık. Belki de senin de sonun gelmiş. Hatta burada saklanan ve bizim gibi olan bütün olan hüdamlar ölmüş olacaktı. Sen en başta olması gerekensin. Bütün hüdamlara haber verildi. Şu anda Hirazir sadece sensin. Bir süreliğine emekli oluyorum. Sana akıl hocalığı yapmaktan çekinmeyeceğim. Sadece... İnsanlara yardım edecek ve hüdamların gerekli kontrollerini sen yapacaksın. Ayaklarım, bacaklarım, onlar, onlar şu anda hareket edemiyorum. Ve bu konu, önemli olan bu zaten. Bunu söylemek için buradayım. Üzerindeki mühürler çemberden dolayı yapıştı. Çemberi kullanmandan dolayı lanet bütün bacaklarını sardı. Mürrenin, hiçbir kimsenin faydası yok sadece tek bir çözümü var. Mühürler sadece Mihres tarafından çözülebilir. Bumaların hepsi öldü. Diğer herkes. Bu yüzden tek çözüm o. Yeniden mi? Yeniden mi onu yakalamaya çalışacağız? Bu sefer zamanımız kısıtlı evlat. Muha sana daha gerekli olan bilgiyi verecektir. İki uyanışı da gerçekleştirmişsin evladım. Dördünü de uyandırman senin için en hayırlısı olan olacak. Fakat şunu da bilmen gerekiyor. Mirez mühürlerinin sende olduğunu bilmiyor. Ama öğrenirse ya da hissederse kullanmak isteyecektir. O anda ayaklarını bir daha kullanamayabilirsin. Ve seni kenetlerse hızlıca tek seferde öldürmen gerekiyor. Bunu, bunu nasıl yapayım? Kaçamadan ya da hareket edemeden, tılsımları okurken, Beni ya savurursa bir tarafa, yüzüstü yere yapıştırırsa? İşte bundan daha da zor olanı da şu. Mihrez bu olanlardan sonra ebedi bir çekilişe gitmek istiyor. Bu ne demek oluyor? Yani bir mezar oluşturulacak. Ve Mihrez, hirazilerin soyu tükenene kadar ya da hirazir soyunun elaya tutmayacak kadar bilgisiz kalana kadar saklanmayı planlıyor. Bunun içinde. Altı kapının günü olan yedi dönencenin dördüncüsünde yapacak bunu. Büyüsünü büyük bir mühürle kapatacak. Bu ne kadar tekabül ediyor? Yaklaşık altı ayın var. Altı ay içerisinde onu yakalayıp öldürmelisin. Baba sen olmadan yapamam bunu. Ayaklarımı kitleyeceğini söylüyorsunuz. Merak etme. Elinden geleni yapacaksın. Yanında üç tane de cinli olacak. Ribar, Ribon ve Kayku. Üçünü de çok iyi şekilde kullanacaksın. Önüne çıkan her şeyi öldürecek ve Mihrez'i de öldüreceksin. Köylerin bütün bağlantıları seninle kurulacak. Söylediğin sözler bir padişahın emri gibi. Biat edilecek. İrazillik makamı şu anda sana aittir. İrazi Rüttam Tekin. Ayağa doğru kalkarak dinlenmemi söyleyip gittiler. Onlar kapıdan çıktıktan sonra üçü de oturur şekilde belirdi. Kayiku ribon ve ribar. Yapabilir miyim? Sizce Mihrez öldürebilir miyim? Neler yaptığını gördüm. Yapabilirsin dedi ribar. Kayiku, bir Ademoğlu'nun bu seviyede mühür kullanması görülmedi. Baban dahi bu seviyede bir mühür kullanmadı bu yaşına kadar. Kabilelerin arasında gezen ve cerit adam bir hüddemden bahsediyorum. Sen Mihrez'in çağrı çemberini kullandın. Ve diğer alemden geçit kullanmadan onları buraya aldın. Sadece kendini geçit yaptın. Bu da görülmemiş bir şeydi. Cinler alemi karıştı. Yaptığın şeyden sonra Ademoğullarının gücü cinleri oldukça korkuttu. Herkes çizilen yerlere geri döndü. Mihres tamamıyla yalnız kaldı. Ve artık yalnız olduğu için bizim tek avımız. Onu alacağız. Simpur kesinlikle öldü değil mi? Kayiku, pençeli olan tırnaklarını birbirine doğru vurdu. Şu ana kadar tılsımımla kestiğim hiçbir şey yaşayamadı. Simpur gibi bir cinni nefes dahi alamaz. Babasıyla ikisi de öldü. Onlardan kalanları da hüddamlar yakalıyor. Bütün sırları artık bize ait. Yaşadıkları cin tamamıyla Müslümanlar tarafından kontrol altına alındı. Bütün yazdıkları, saklandıkları yerler. Büyük bir temizlik var. Ve bu temizlik yakında bitecek. Simpordan kalan hiçbir şey kalmadı. Sadece ayağa kalk ve iyileş. Bu mühürler ne zaman geçer? Kayıku, zaman kaybetmesin. Kayıku ayağa doğru kalktı. Tam karnımın üstüne doğru elini koyduğunda gözleri karımızılaştı. Ayaklarımı çok rahat hissetmeye başladım. Bir santim bile oynattığımda çektiğim büyük acılar sona erdi. Tahtaları yanından aldılar ayaklarımı. Kenara doğru düştü. Ayağa doğru kalktım. Bütün vücudumu çok garip hissediyordum. Bu büyük ihtimalle çemberi kullanmayı sağlarken karımdaki bütün mührü açıp vücudumu sarmış olmalıyım. Bu hissiyatın güzelliği bundan. Dışarıya doğru çıkmak için yavaşça kapıya doğru yürüdüm. Kapıyı açtığımda hocalar biraz diyerek bana doğru bakıyorlardı. Aşağı indim merdivenlerden. Babam Muha Hoca ve Enver Hoca aralarında konuşurken ayağa kalktığımı görünce Muha Hoca ve Enver Hoca şaşırdı. Babam ellerini açıp şimdiden başlıyoruz ha dedi. Ona doğru sarıldım kapıdan dışarıya çıktı. Annemi görmek istiyorum. Annem nerede? Saklanması için Mardin'e gönderdim. Nusaybi'nin tepesinde saklanacak. Mühre koruyacaktır anneni. İyi düşünmüşsün o zaman baba. O zaman teyzemin mezarı burada. Yürüdük mezarlığa doğru. Bütün köydeki hocalar arkamdan geliyordu. Mezarlıkta dua ettikten sonra onlar seni dinlemek istiyor. Yaptığından dolayı seninle gurur duyuyorlar. Esselamu Aleyküm öncelikle. Hep bir ağızdan selamımı aldılar. Buraya geldiğimde korkmuş, başına ne geldiğini bilmeyen bir çocuktum. Belki de burada böylece kalacaktım. Mu Hoca ve Enver Hoca sizlerin de desteğiyle kendimi buldum. Sonra babamı. Sonrasında da buraya kadar gelebildim. Merak etmeyin. İslamiyet için babam ne yaptıysa ben de aynı şekilde yaşayacak ve yapacağım. Ne olursa olsun bu yolda devam edeceğim. Hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Biz her zaman yanınızda olacağız. Tebriklerinin arasında yürüyerek aşağıya doğru indim. İrazillik mührüyle beraber ilk konuşmamda onlara karşı. Enver hocanın evine geçtik. Köydeki bazı yüksek seviyedeki hocalar orada bulunuyordu. Babam, öncelikle Mihrez'in yapacağı yeri bulmalıyız. Yapacağı yer, uygun bir yer bulmalı kendine. Ademollarının dünyasında yapacak bunu. Cinler alemindeki karışıklıktan dolayı cinlere güvenemez. Kendi komutanlarından bile korkar oldu. Komutanlarını tekrardan seçti demek. Bu yüzden burada bulunun ve bize yakın olan bir mevkiyi seçecektir. Ama dünya oldukça büyük, Sibirya, ne bileyim? Uzların altında bile bir yasetse adım oları yaklaşamaz. Örneğin ben veya başkası Böyle bir şey yaparsa büyük bir tehlikeye girer. Neden? Onun için bir tehlike olmaz. Ama saklanacağı mezar için olur. Fiziki olarak Ademoğullarının aleminde olacak. Yani gireceği mezar oldukça güvende olmalı. Deprem, heyelan, yağmur, sel, büyük bir volkanik patlama, soğuktan sonra sıcaklık, çatlamalar, büyük şeyler, hayvanların bile saldırması söz konusu olabilir. Tabii ki bunlar ikinci etken oluyor.'' İlk etkenin farkında değil dedi muha hoca. Bu ne demek? Ayaklarımı gösterdi babam. Bir cinni dışarıda mührü bulunur şekilde mezara girerse onun yakınında olmak zorunda. Eğer sen alemler arasında geçiş yaparsan felç olabilirsin. Ayaklarını kullanamazsın. Ama o da o mezardan çıkamaz. Yani mühürlenir kalır. Bu yüzden yakın bir yerde olmak zorunda. Yani Türkiye'de. Burada saklanacak. Büyücüleri de burada çünkü. Hem de mühürü burada hissettiği için büyücüleriyle güvende zannedecek. Ayaklarımdaki mührü hissetmesini siz, siz farklılaştıracaksınız. Babam başını salladı. Planımız bu. Mühürün gücünü hissettikçe büyücülere güveni artacaktır. Bu sayede aramızda onun yerini bilenler olacak. Ve sonrasında o yeri onunla beraber yok edeceğiz. Güzel plan. Ama insanlara daha fazla saldırganlık yapılmayacak mı? Büyücüler sonuç olarak onun mezarını beslemek isteyeceklerdir. Bunu da düşündük. Birleşmişlerle artık tam anlamıyla iç içeyiz. Birleşmişlerden Emirhan Hoca'yı birleşmişlerin başına geçirdik. Bu sayede birleşmişler bütün musallatlara bakmak için şehirlerde olacak. Yardım edeceğiz tabii ki. Önemli sırlarımızdan paylaşacağız. Artık düşük seviyedeki kabilelerle uğraşmayacaklar cin görüş olan hüddamlar oldukları için ileri bir seviyeye taşıyacağız. Gazanfer hocayı da, Gürbüz hocayı da Gencer hocanın yanına verdik. Gencer hoca da hüddam öğrencilerini yetiştirmeyi hızlandıracak. Bu sayede Gazanfer hoca onlara oldukça yardımcı olacak. Peki, ilk hedefimiz neresi olacak? Yani nasıl bulabileceğiz? Muha hoca ayağa doğru kalkıp rafta bulunan kutuyu aldı. Kutudan çıkardığı kağıtları babama doğru uzattı. Babam kağıtları okuyordu. Mires, 1600'lü yıllarda burada bulunan bir büyücüye büyük bir yer verdi. Verdiği yer yerin altında. Tığsımlar üretmesini ve ürettiği tığsımlarla insanları zehirlemesini istedi. Yani bunlar Hristiyan, Yahudi ya da farklı ülkelerdeki insanlar da olabilir. Onları buraya getirerek yerin altına çekti. Önemli olan nokta şu. Şu anda bulunduğumuz yerdeki coğrafi konum olarak İslamiye'ti buradan bitirmeyi başlatacaktı. Bunu kendi mezarı için kullanacağını düşünüyoruz. O zaman bilmediğim yeraltı şehirlerine gideceğiz. Yeraltı şehirlerinden çok onların cinlileri bizimki kadar güçlü. Mirez ölümden korktuğu kadar ölümün gelmemesi için kendini korumak adına çokça yatırım yapmış. Bu cinniler güçlü ve hepsi binlerce yaş üstünde. Tecrübeliler. Bu yüzden Mir'izi öldürmek düşündüğümüz kadar basit olmayacak. Peki ne yapmamız gerekli? Onları öldürebilir miyiz? Bunun için saldırgan olacağız. Öldürüp öldüremeyeceğimizi göreceğiz. Ayağa doğru kalktı babam. Diğer hocalar da. Kazamız mübarek olsun. Öncelikle hedefimiz Tekin'in ayağındaki mühürlerden onu kurtarmak. Miraz'ı öldürmesek bile ondan bunu almalıyız. Herkes bir araya geldi. İslamiyet için ölmekten başka yolu yoktur. İslamiyet için ölmekten başka yolu yoktur dedik. Sonrasında da evden aşağıya doğru indik. İndiğimizde herkes hazırdı. Arabaya doğru geçtiğimizde Ribar Kayık ve Ribu'nu çok rahat bir şekilde hissediyordum. Yanımda Enver Hoca vardı. Babamla Muha Hoca burada kalacaklardı. Haberdar edersin bize Enver dediler. Merak etmeyin edeceğim. Yola koyulduk. Annemi görmek istiyordum ama güvende olması daha önemli. Gideceğimiz yer oldukça zorlu bir yer olacak. Hazır ol. Yanındaki cinnileri kullanırken hiçbir şekilde düşünme. Yani sınırlayıcı olma. Saldırgan olmamı istiyorsunuz. Genelde daha sakin ve oturaklı düşünmem isteneceğini düşünüyordum. Şu andaki durumdan sonra Böyle bir lüksümüz yok. Savaşacağız. Ve seni o mühürden kurtardıktan sonra daha da ilerisi olacak. Ezanın okunmasıyla beraber içim rahatlamıştı. Ezanı dinlemek beni çok rahatlatıyordu. Bir süre gözlerimi kapattım. Yolculuk oldukça uzun oldu. Enver Hoca'ya doğru dönüp ilerideki hissiyatı alıyorum. Ben de alıyorum evladım. Bizi karşılayacaklar. Arabadan aşağıya inelim. Dur evlat dedi şoföre. Araba durunca aşağıya doğru indik. Ribon ortaya çık. Ribon arkamda belirdi. Senin için ne yapabilirim İrazir? İstersen yolu ortadan ikiye ayırayım. Hatta istiyorsan önünde hissettiğin her şeyi bölüp parçalayayım. Öncelikle sakin ol. Hissiyatını çok iyi şekilde saklayıp izleyebildiğini biliyorum. Ezen bitene kadar bizi net hissedemeyecekler. O yüzden hızlıca gidip yerlerini belirle. Kayık ve Ribar orada kalsın. Geriye dönerek benim yanımda dur. Hissiyatlarını olabildiğince burada yay. Bizi odaklansınlar ki onları hiçbir şekilde odaklanamasınlar. Tamam, yapacağım. Ribar bir anda onunla beraber gitti. Kayiku da. Ribon oldukça kendini saklayabilen bir cinli. Bu yüzden bunu kullanmalıydık. Hocam, ben ileriye doğru geçiyorum. Siz olabildiğince sakin kalın. Ben ilerledikçe. Ribon'un enerjisini açtıracağım. Açtıkça da siz arkadan gelin. Tamamdır. Merak etme biz buradayız. Onlar gözlerini değiştiriyordu. Ribon büyük ihtimalle geri döndü. İstiyatını aldığımda arkamda belirdi. Ademoğulları'nın aleminde beliriyorum. Direkt istiyat vereceğim. Orta taraftan ilerlerken ön tarafta at arabasına binmiş yaşlı birisi. Yavaş yavaş geliyor. İstiyat ondan geliyor. Bu, bu nasıl olur? İsyat onda. Yanlış görmüyorum ya da hissetmiyorum değil mi? Hayır doğru hissediyorsun. O yaşlı adam oldukça kornaz bir büyücü. Böyle görünen Ademoğullarına bayılıyorum. Mazlum ve yaşlı. Köylü bir insan olarak insanlara yaklaşarak onları gafil avlıyor. Ona gafil avlanacak bir rol bürün. Kenara doğru geçtim. Yanımdan geçerken dümdüz yürüyordum evlat diyerek seslendi. Arabasının tekerleği fırladı. At yalpaladı, yere doğru düştü. Ayağımın atı kırıldı. Evlat, evlat diyerek bağırıyordu. Ona doğru döndüm. Geçmiş olsun amcacım. Sen iyi misin diyerek tam ona doğru yaklaştığımda gözlerini gördüm. Yüzündeki hafif bir gülümsemeyi. Elini bana doğru dokunduracağı sırada bir anda kolu koparcasını yere doğru düştü. Arkada kayık o belirdi. Merhaba. Kesim şeyler genellikle yok olur. Galiba kolunda yok olacak cinni. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Yarın yani cuma günü hikaye gelmeyecek. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.